Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gazeteci yazar Yavuz Donat'ın konuşmacı olarak katıldığı Türkiye siyasetinde değişen paradigmalar konulu söyleşi büyük ilgi gördü. Gaziantep Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen söyleşiye Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, bürokratlar, gazeteciler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Gazeteci Şebnem Bursal'ın açılış konuşmasıyla başlayan söyleşide gazeteci yazar Donat Türkiye'nin siyasi tarihi hakkında bilgiler verdi. Gaziantep'in yerel yönetimdeki sosyal ve kültürel başarılarına değindi. Türkiye siyasi tarihinin antidemokratik yapıyla olan mücadelesinden bahsetti. Hani o devletin tırnak içinde soğuk yüzünü değil, o sıcak yüzünü millete göstermeye çalışan bir vali ve vali eşi var. Aynı zamanda da tabii bizim Ankara'dan da çok yakından tanıdığımız, Türkiye'nin de aslında çok yakından tanıdığı atom karınca dediğimiz bir belediye başkanımız var ki gerçekten Sayın Fatma Şahin hanımefendi de inşallah biraz sonra bizlerle olacak o da. Gerçekten bu şehre hani belediyecilik işi gönül işi. Öyle ideolojiyle şununla bununla bir ilgisi olan bir şey değil. Bir de kimse kusura bakmasın, erkekler biraz ağırlıklı ama kadınlar bu işi daha iyi yapıyor bence. Şimdi Şebnem Hanım konuşurken dedi ki Türkiye'nin sorunları var. Her yerin sorunları var ama dünle kıyaslarsak sorunların standardı yükseldi. Şimdi Anadolu'da gidiyorum pek çok yere hızlı tren istiyor. Eskiden böyle bir talep yoktu. Şimdi Gaziantep'e geldiğimiz zaman uçak inemiyordu. Gaziantep'te pistin başlangıcıyla sonu arasında rakım farkı vardı. Şimdi uçak rahat iniyor ama sorunların standardı yükseldi. Büyüyen Gaziantep'e bu havaalanı artık yakışmıyor. Ama bundan 15 sene önce bunu söylemiyorduk, çok şükür diyorduk. Şimdi başka şikayetimiz var. Ya burası artık Türkiye'nin sayılı şehirlerinden birisi. Saat başı İstanbul'da uçak olsun diyoruz. Yani burada da büyüyen, yükselen Türkiye'yi görüyoruz. Başbakan Turgut Özal'la geldik, gece burada kalacağız. Kalacağımız, kaldığımız otel Kaleli Otel. 4 katlı bir otel, öyle 5 yıldız falan geç. Her köşelerinde bir tane süit daire vardı. Ben erken geldim, birini aldım. Birini Turgut Bey aldı, bakanlar falan geldiler. Kalacak oda yok. Dedim ki isterseniz 2 kişi, 3 kişi bir odada kalın. Ya da gidin Adana'da kalın. Şimdi baktığımız zaman burası 5 yıldızlı otelin işte kaç tane var 5 yıldızlı oteliniz? Her taraf otel dolu. Yerel yönetim dedi, gönül işi. Eğer gönlünüzden bu iş geliyorsa, yapacağınıza inanıyorsanız ve halkı sevecekseniz, kucaklayacaksanız yapın. Hiç kimse kimseyi zorla belediye başkanı falan yapmıyor. Türkiye'nin yerel yöneticilikte en başarılı 3 tane şehrini say deseniz bize, bu 3 içerisine Gaziantep mutlaka girer. Bir başka şehri say derseniz, gideniniz var mı bilmiyorum, Samsun mutlaka girer. Bunun partiyle falan ilgisi yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman partisi iktidarda değildi ki. Sayın Mehmet Özhaseke Kayseri'de belediye başkanı olduğu zaman partisi iktidarda değildi ki. Eskişehir'in bugün başarılı belediye başkanı var, Yılmaz Büyükerşen. Partisi iktidarda değil ki. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'te yaşamanın büyük bir onur olduğunu söyledi. Bu şehrin yemeğini olmak çok büyük bir onur ve şeref. Ben ama şu kitabı çok kıymetli buluyorum. Bizim çok da balık hafızamız var. Her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Söz uçağı yazık alın. Dolayısıyla buradan alınacak çok ibret var, çok ders var. Bu kırmızı koltuklarla, bu çatıda, bu sevgili öğrencilerimizin, yerel gazetecilerimizin, görsel ve yazılı medyamızın değerli temsilcilerini sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yakın tarihimize tanıklık etmek çok önemli. Yavuz abimiz de bu yakın tanıklığın yazılı hale dönüştürülmesini de ben bir yer kitap olarak görüyorum. Okuduğumuz zaman hakikaten çıkarılacak çok ibret var ve tarih tekerrürden ibaret. Diyor ya şair, eğer ders alınsaydı tekerrür eder miydi diyor. Dolayısıyla bize düşen şey aslında oradan ders çıkarmak. Söyleşi sonrası gazeteci yazar Yavuz Donat ve gazeteci Şebnem Bursal'a Off the Record kitabını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve okuyucularına imzalayarak hediye etti. Evet.